Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kendilerine verilen hayvan desteğiyle üretime devam eden ve yeniden sürü sahibi olan besiciler devlet desteğiyle besiciliğe devam ediyor. Bak 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde İslahiye'nin Kırsal Ağabey mahallesindeki evleri yıkılan ve ailesiyle enkaz altında kalan 48 yaşındaki Sultan Aslan'ın yaklaşık 300 küçükbaş hayvanı da ahırın yıkılması sonucu telef oldu. Geçimini hayvancılıkla sağlayan Sultan Aslan'a Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 300 küçükbaş hayvanın yerine bedelsiz hayvan desteği verildi. Depremlerde hayvanları telef olan Sultan Aslan'a küçükbaş hayvanları Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İslahiye Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından teslim edildi. Devlet tarafından verilen hayvan desteği sonrası besiciliğe devam eden Sultan Aslan, 300 küçükbaş hayvanının yeni doğumlarla 450'ye yükseldiğini söyledi. Ağabey köyünde yaşıyorum, İslahiye Ağabey köyü. İşte deprem günü uyandık, deprem oluyor. Aşağı indik, bütün hayvanlarımız, ahırlarımız yıkılmış. Hayvanlar altında kalmış. Koyunlarımızı sadece kurtarabildik. Hepsini, koyunları dağa kaçırdık. Sabaha kadar dağda onlara baktık. İşte kepçe bulamadık, deşemedik, çıkaramadık. Hayvanlar bağıra bağıra. Çoğu öldü altta. Ondan sonra 2 gün sonra çıkarttılar ama hep ölmüştü. Ölüsünü çıkarttık işte. Yaralıları önce birazını çıkarttık, dağıttık komşulara. İşte sonra devlet geri yerine bize iade etti 295 tanesini. Allah razı olsun devletimizden. İşte Allah o günü kimseye bir daha göstermesin yaşadıklarımızı. Çok zordu. Karda, yağmurda, yaşta. Hayvanların sesi bir hafta kulağımızda hiç çıkmadı. Çok bağırıyorlardı. Çıkaramadık. Bizimki de betondu ya. Hiç açamadık, bir yeri çıkaramadık. Bağıra bağıra öldüler. Aynı insanlar gibi. Boyatmıştık yani. Bitmiştik, hiçbir şeyimiz yoktu ki. Yani gene o hayvanların sayesinde işte ayakta diniliyorduk. İşte. Bir de koyunlarımız da kaldı Allah'a şükür. Onlarla karışık işte bakıyoruz. Devletimizden Allah razı olsun. Bana gene bize destek çıktı. 295 davarımı verdi. Onun sayesinde davarcılığa devam ediyoruz, hayvancılığa. O olmasaydı yapamazdık. Allah genlerden razı olsun. Yoksa biz bitmiştik. Onların sayesinde ayakta diniliyoruz. Allah razı olsun hepsine. Evet, ben de hayvancılığı çok seviyorum ve eşim de yardım ediyor ama sağmasını, süpürmeyi, her şeyini ben yapıyorum. Yemini veriyorum. Evde ilacını vuruyorum. Her şeyini ben yapıyorum yani. İşte hayvancılığı seviyorum. Allah başımızdan onu da eksik etmesin. Çok iyi bir şey yani.